Bundan böyle bir yere gitmek yok. Hatırlatmak isterim ki beni siz göndermiştiniz. Hatırlat muallime, hatırlat. Sükût etsen hayret ederdim zaten. Ben de çok mesudum geldiğime. Hala. Cevri Kalfa, muallimemiz vazifesine geri döndü. Tekrar odasına yerleşsin. Sabah evinden eşyaları nakledilsin. Emredersiniz. Muallime değil mi bu? Ha, vallahi ta kendisi. Hani dönmeyi kabul etmemişti? Belli ki hünkârımız gidip bizzat getirmiş sultanım. Böyle baksanız beraber geldiklerine göre. Görürüm Gülizar. Kör değilim, görürüm. Kalfa, geri döndün lakin hiç üzülmüş gibi değilsin. Yoksa sevmeye mi başladın beni? Yok daha neler. Rüyanda görürsün sen onu anca. Lakin burası saraydır. Adalet her daim tecelli etmelidir. Gidişin daha adil sebeplerden olsun isterim. Bence sen sevmeye başladın beni. Hı? Aa, güvercin. Bu kuş kafese geri dönmüş ya. Vallahi de güvercin. Güvercin ya. Bütün harem işitsin. Muallime vazifesine geri döndü. O ne? Lokumu fazla kaçırdım. Güvercinini görürüm. Hala orada. Benim Amber'a. Doğru görüyorsun. Geri geldim. Kız. Geri geldim. Niye söylemedin? İyice tırlattım dedim. Hoş geldin. Hoş geldin de nasıl geldin? Dönmez derlerdi. Öyleydi. Hünkâr bizzat teşrif edince karşı koyamadım. Bizzat mı dedin? Dediğim değil mi? Demez olaydı. Tamam. Sen yine başlamadan ben gideyim Ayper'i bulayım. Hı. Demek döndün muallime. Azmine hayranım. Lakin zahmet etmeseydin. Ne de olsa pek yakında tekrar gideceksin. Ona sadece hünkârımız karar verir. Hünkârımız birkaç gün evvel seni kovmamış gibi konuşuyorsun. O işte senin parmağın olduğunu biliyorum. Saliha'ya bunları sen yaptırdın. Gencecik kızı kendi hırsına alet ettin. Çok ayıp. Kim inanır bu söylediklerine? Saliha'yla konuşup hünkâra hepsini anlatmasını sağlayacağım. O zaman bakalım kim inanır kim inanmaz. Saliha. Buyurun. Saliha'cığım, evvela bu vaziyete pek üzgün olduğumu bilmeni isterim. Lafı nereye getireceksiniz sultanım? Anna saraya geri döndü. Ya. Az evvel rastlaştık. Bana senin bu tokat mevzunu kendi başına düşünemeyeceğini, sana aklı benim verdiğimi ortaya çıkaracağını söyledi. Pek küstah. Pek kendinden emindi. Demek ben tek başıma düşünemezmişim ha? Yarın buraya gelip seni ikna etmeye uğraşacaktır. Merak etmeyin. Sırrımızı kimseye söyleyecek değilim. Bilhassa da Anna'ya. Gelin. Ne oldu? Zaferini mi kutlamaya geldin? Bilakis. Senin merak ettiğim. Al işte gördün. Odamdan çıkamıyorum. Şimdi gidebilirsin. Saliha, inatçısın, kibirlisin, kendini fazla beğenirsin. Lakin bilirim ki özün iyidir. Neden bilirim bilir misin? Çünkü kardeşlerine ne kadar düşkün olduğunu görürüm. Onları benimle paylaşmak istemezsin. Lakin benim senin yerine geçmek gibi bir arzum yok. Zannımca Hoşyar Sultan sokar aklına bu fikirleri. Tokat fikrini de, hünkârımıza yalan söylemeni de. Yapacağın şey basit Saliha. Bunu babana itiraf edecek ve cezadan kurtulacaksın. Zeki bir kızsın. Dediklerim düşün ve hak vereceksin. Sultanım. Söyle Gülizar. Hünkârımız çocukları ve muallimeyi huzuruna çağırmış. Biliyorum Gülizar. Abdülhamit de gitti demin. Sabah da Anna'yı Saliha'nın odasına girerken görmüşler. Saliha gerekli cevabı vermiştir. Endişeye lüzum yok. Lakin içeride bayağı kalmış derler. Ne demek istersin Gülizar? Ya muallime Saliha'yı ikna ettiyse sultanım? Çocuklar bir hatadır yaptı. Neyse ki fark edip hatasından dönenler oldu da hakikati öğrendik. Böylelikle muallimemizin gönlünü almış olduk. Estağfurullah. Şimdi talebeleri muallimelerinden özür dileyecekler yaptıkları için. Hünkârım, ben çoktan unuttum olanları. Hiç lüzumu yok. Dileyecekler Anna. Abdülhamit. Özür dilerim Anna. Mühim değil. Abdülmecit. Özür dilerim. Sağ ol. Ben de özür dilerim. Böyle olsun istemezdim. Sağ ol. Saliha. Hünkârım mühim değil. Biz sabah Saliha'yla konuşup anlaştık zaten. Değil mi Saliha? Hayır. Hiç de değil. Hünkârım, efendimiz, size olan saygım da hürmetim de sonsuz. Sizi üzdüysem özür dilerim. Lakin ben bu hatundan özür falan dilemem. Çünkü hata yaptığımı düşünmem. O nasıl laf öyle? Yalan söyleyip iftira eden sen değil misin? Evet. Lakin hak etmişti. Sultan'a nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Sen ne ara bu kadar kibirli oldun böyle? Kendini nasıl başkalarından üstün görürsün? Biz her şeyden evvel Allah'ın kuluyuz. Diğer bütün rütbe ve ünvanlar ondan sonra gelir. Lakin madem iyilikle öğrenmedin, zorla öğreneceksin. Cevri Kalfa. Saliha'ya en sade esvabını verin. Bütün mücevherlerini ve süslerini validesine bıraksın. Bundan böyle bahçedeki metruk kulübede kalacak. Muallimesinden özür dileyene kadar da yalnızca kuru ekmek ve su verin. Baba! Kararım katidir. Götür. Baba! Hünkârım. Baba yapma ne olur! Baba! Baba ne olur yapma! Baba! Baba! Saliha, ne bu hal kızım? Cevri Kalfa nereye götürüyorsun Saliha Sultan'ı? Hünkârımız Saliha'ya ceza verdi. Muallimesinden özür dileyene kadar bahçede kulübede kalacak. Ne demek özür dilemez? Bütün bunlarda senin de dahilin var biliyorum. Yılan gibi zehrini akıtıyorsun herkese. Benimle ne alakası var? Hırsından söylediklerini kulağın işitmez Aşubcan. Ayrıca beni itham edeceğine kızını iyi yetiştirseydin. Kedi. Abdülmecid. Ondan kolayı mı var? Laşa. Ala. Bahçe. Gülfidan. Le jardin. Le jardin. Le jardin. Aferin sana. Ağaç. Papillon. Hayır akıllım, o dediğim bitkiye denir. Ağaçlı arbre. Oo Saliha, sende ne cevherler varmış. Bizden saklıyormuşsun. Mademoiselle, bugünü 10 pare top atışıyla kutlamak lazım. Saliha ablam ilk kez derse iştirak etti. Hünkârım, bu aralar pek yorgun görüyorum sizi. Uykumu tutmaz yine. Bu sarayda beni en iyi tanıyanlardan biri sensin Hoşyar. Evet, zihnim yorgun. Gaileler peşimi bırakmaz. Saliha da üzdü sizi tabii. Bu sabah bahçede yürüyüş yaparken bahçıvan kulübesinin oradan geçiyordum. Saliha'nın inadına rağmen muallimenin ders yapmaktaki ısrarı beni şaşırttı doğrusu. Ders mi? Ders ya. Muallimeyle çocukları Saliha'nın kulübeye girerken görünce önce sizden müsaade almadan nasıl yapar diye hayret ettim. Sonra dedim ne haddini. Muhakkak izin almıştır da öyle gelmiştir Saliha'nın yanına. Yoksa haberiniz yok muydu? Yoktu. Bu ne cüret? Başlarda mualliminin yaptığı bütün hatalara anlayış gösterirdim. Sarayın usul ve erkanını bilmediğinden yapar zannederdim. Lakin şimdi görüyorum ki cehaletinden değil. Kaideleri bildiği halde umursamaz. Hay Allah. İyice keyfinizi kaçırdım. Söylemekle hata mı ettim hünkârım? Yo. Bilakis iyi oldu. Hünkârım. Beni emretmişsiniz hünkârım. Bir şey mi oldu? Duyduklarım doğru mu? Dersi Saliha'nın yanında mı yaptın bugün? Doğrudur hünkârım. Saliha dersinden gerek kalmasın. Nasıl yaparsın bunu? Sen benim emrimi nasıl içe sayarsın? Verdiğiniz cezanın çok ağır olduğunu gündüz de söyledim. Siz gururunu kırdıkça küreyen kaybedeceğiz Saliha'yı. Mesele Saliha değil, anlamaz mısın? Mesele senin benim emrimi hiçe sayman. Biri yok sayarsa kimse dinlemez. Benim derdim sizin kudretinizi sorgulamak değil. Siz de bunu anlayın. Vazifemi yapmaya çalışırım sadece. Yeter! Bu ne cüret? Hiç kimse bu odada benimle bu şekilde konuşamaz. Hiç kimse. Haddini bil. Ben... Müsaadenizle... Niyetim seni incitmek ya da ağlatmak değil. Lakin sen de beni anla. Benim de niyetim de sizi kızdırmak değildi. Affedin. Bakalım muallime nasıl hesap verecek hünkârımıza? Kendi kaşındı sultanım. İyi ettiniz vallahi hünkârımıza söylemekle. Ayağıma gelen fırsatı kaçırır mıyım? Sen gör bak. Böyle düşüreceğim onu hünkârın gözünden. Sen sıkı sıkı tembih ettin değil mi adamı? Elbette. Üstüne bir de altını görünce kesseler konuşmam dedi. Güzel. Sübhanallah. Ne yapıyor ki hatunlar bu saatte dışarıda? Hey, vahlarım olsun. Niye gördüm ki ben bunu şimdi? Gideyim ben. Saliha, nasılsın? Fevkalade. Sofram nur, hanem mamur. Ne ikram edeyim size? Haklısın. Lakin biraz sabır. Daha ne sabrı? Şu düştüğüm hale bakın. Belki de muallime haklı. Sizin sözünüzü hiç dinlememeliydim. Ne yapacaksın? Seni bu vaziyete düşüren muallimeden özür mü dileyeceksin? Şu vaziyete düşeceğime gururumu çiğneyip özür dilesem daha iyi belki de. Kimsenin önünde boynunu eğmene gerek yok Saliha. Ben seni buradan kurtaracağım. Nasıl olacak o? Göreceksin. Sen sadece zinhar sana verilen ekmeğe suya dokunma. Hay hay, aç susuz öleyim bir de burada. Kim demiş aç susuz kalacaksın diye? Afiyetle ye. Sen benim söyleyeceklerimi dinle, bak görürsün. Hünkârımız nasıl üstüne titriyecek kızım diye. Sen miydin Cevri Kalfa? Boşuna zahmet edip getirme bunları. Yemeyeceğim işte. Saliha, niye böyle yapıyorsun? Niye inat edersin? Bak hasta olacaksın. Hünkârımızın da çok umrundaydı ya. Hem madem bana bunları layık gördü, ben de hiç yemem. Daha iyi. Ne diyeyim? Destur! Saliha! Saliha ne oldu? Hünkârım. Sen benden neden kaçarsın Anna? Söyle bakalım artık bana. Hadi söyle. Lafı geveleme Anna. Neden kaçarsın derim sana. Cevap ver. şeye mi gücendin? Bir şey mi oldu benim fark etmediğim? Ondan mı kaçarsın benden? Bir şey olmadı. O vakit sebep ne? Söyle. Aksi halde gitmem buradan. Ben size... Hünkârım. Saliha Sultan bayılmış. Ne? Kızım, iyi misin? Çok endişelendirdin beni. Baba. Ne oldu sana böyle? Bilmiyorum. Bir anda gözlerim karardı. Şuurumu kaybettim herhalde. Günlerdir ne ekmeğine ne de suyuna dokunurmuş hünkârım. Narin dünyası dayanamadı herhalde. Hekim başını çağırın hemen. Hünkârım. Zannımca hekime lüzum yoktur. Saliha Sultanımız olsa olsa aşırı yemekten bayılmış gibi görünüyor. Sana yalnızca bir defa soracağım Saliha. Bu yemekleri sana kim getirdi? Pekala. Anlaşıldı. Sen aklını başına devşirmeyeceksin. Cevri Kalfa, bu yemekleri buraya kimin getirdiğini bulmak senin vazifen. Sana gelince Saliha, beni büyük sükutu hayale uğrattın. Artık sana diyecek tek bir sözüm daha yok. Aşubcan, yarın sabah erkenden Saliha'nın eşyalarını toplayıp hazırlığını yapın. Ertesi gün kuşluk vakti Edirne'ye, Emine Kalfa'nın yanına gidecek. Bundan böyle orada kalacak. Hünkârım. Yapmayın. Merhamet edin. O daha çocuk. Bu mevzuda artık tek kelime dahi duymak istemiyorum Anna. Gel. Eşyalarını mı topluyorsun? Evet. Yardıma mı geldin? Yok. Seninle son bir defa konuşmaya geldim. Daha neyi konuşacaksın? Sayende gidiyorum işte. Sen gelmeden önce hiçbir sorunumuz yoktu. Her şey güllük gülistanlıktı. Ama her şey sen geldikten sonra başladı. Bak. Hünkâr kızı Saliha Sultan saraydan ayrılıyor. Mesut musun? Başına ne iş açtıysan. Hep kibrinden ötürü Saliha. Sultanım diyorsun. Böyle sultanlık mı olur? Ayla, onu da senden öğreneceğim demek. Nasıl olurmuş sultanlık? Hatanı kabul edip ders çıkararak. Gel, inat etme. Çıkalım hünkârın karşısına. Özrünü beyan et. Kapansın bu mevzu. İşler bu noktaya geldi ya. Artık Fizan'a da gitsem senden özür falan dilemem. İçimde sana karşı kin yok. Lakin artık hünkâra hak veririm. Belki de gitmenin doğrusu. Anna Hatun. Yaptığın merhem adamın yarasına iyi gelmiş. Hünkârımız bir miktar daha hazırlasın buyurmuşlar. Yalnız acele etmen icap eder. Malum adam ölüm döşeğinde. Demek iyi gelmiş. Pek sevindim. Ha, lakin otların hepsini kullanmıştım. Aktardan gidip almak icap eder. İyi hadi. Benim de alacak bir iki şeyim vardı. Acele et. Ben arabayı hazırlatayım o zaman. Hayırdır Amber'a? Sen de mi geliyorsun? Sen istersin de ben gelmez miyim Cevri Kalfa? Hey yarabbim. Gel Gülizar Kalfa. Aşçı başına söyle. Akşama ziyafet hazırlasın. Bu neyin kutlamasıdır sultanım? İçimden geldi. Bir mahsuru mu var? Haşa. Ne mahsuru olabilir? Siz ki cömertliğiyle meşhursunuz. Hayır hazenatınız arşa varmıştır. Cezalı Saliha'ya yemek taşımanızdan belli. Sen ne dersin Cevri Kalfa? Bir şey mi ima etmeye çalışırsın? İma mı? İmaya lüzum yoktur. Ben sizin alenen yaptığınızı söylerim. Bu ne cüret Cevri Kalfa? Bana iftira edersin. Boşuna nefes tüketmeyin. Saliha'ya yemek taşıdığınızı görenler var. Yani iftira değil, hakikat bu. Lakin madem bu kadar eminsin, neden hünkârımıza söylemezsin? Suç sizin. İtiraf da size yaraşır. Ne de olsa şehzade anasısınız. Böylesi daha münasip olacaktır. Bu sarayda birbirimizi kolladığımızı zannederdim Cevri Kalfa. Ama madem öyle, ben de hünkârımıza her ayın ilk çarşambası gizlice çıkıp nereye gittiğini söyleyeyim. Ne dersin? Siz bunu nereden biliyorsun Cevri Kalfa? Bir tek sen değilsin bu sarayda her şeyden haberdar olan. Lakin ben de bir hatunum. Halden anlarım. Sırrın bende, güvende. Tabii benimki de sende güvende olduğu müddetçe. Pekala. Hünkârımızın bir de canı buna sıkılmasın. Ben de öyle düşünürüm. Sultanım. Ya canını. Durun. Mühim bir misafir taşımaktayız. Başına bir şey gelirse hepinizin kellesi gider. Gel bakalım kimin kellesi gidiyor. sultanım. Havadisler var. Anlat Gülizar, neymiş? Hünkârın Rusya'dan misafirleri gelecekmiş. Ayla, lakin bana ne bundan? Gelen mühendis hemşiresiyle birlikte gelirmiş. Akşam da saltanat kayığıyla Esma Sultan'ın hanesine gidilecekmiş. Ya. O vakit hünkârımız mutlaka beni de götürür. Lakin ne giymeli? Ne giymeli ki? Hünkârımızın gözü benden başka kimseyi görmesin. Bunca kumaş ne için Rezan Hatun? Sultanım, hünkârın emri var. Bu akşama esvap yetiştireceğiz. Ya, çekilebiliriz. Hünkârımız belli ki benim için düşünmüş Gülizar. Hamamı hazırlat. Akşama göz kamaştırmalıyım. Kim için acaba? Hoşyar Sultan içindir. Kim için olacak başka? Çok güzelmiş. Pek hoşmuş. Yani, işte. Sizin esfaplarınızın yanında esamisi okunmaz. Nesi var Amber? Allah Allah. Fevkalade işte. Hem hünkârımızın düşünmesi yeter. Gülizar, al esbabı. Bir an evvel hazırlanın. Versene Amber ağa. Başka esbab versem? Amber, ne yapıyorsun? Çok şükür. Amber. Bu sizin değil sultanım. Kimin? Güvercin. Sahiye, gelenler Rus. Tabii ki muallime eşlik edecek hünkârımıza. Onu temsil ederken de o ucube kıyafetleri giyecek değil. Delirdi galiba. Bu hatun iyice haddini aştı. Hünkârla davete gitmek ne demek? Yok, ben dayanamayacağım. Hünkârımızla konuşacağım. Yapmayın. Sultanım, siz kendiniz dediniz. Tercüme için orada olacak o. Hem hünkârı boşu boşuna kızdırmamak lazım. O hatunun elbet bir açığını bulacağım Gülizar. Elbet bulacağım. Bulacaksınız sultanım. Çıldıracağım artık. Hünkârın yegane gözdesi benim. Sadece ben. Seni küçük şeytan. Seni küçük şeytan. Seni küçük şeytan. neler yazdığında kilitli kutularda saklarsın acaba? Allah Allah. Ne yapar ki Anna'nın odasında? Bakalım neler yazmışsın muallime. Sultanım, çağırdığınız sarraf geldi, haremde beklerler. Tamam Amber, birazdan geliyorum. Az uzun zamandır beklettik, sabırsızlanırlar. Pekala, geliyorum. Ne oluyor Amber, ne bakıyorsun öyle? Sultanım. Öfkeli değil misiniz? Hayır, değilim. Hiddetli değilsiniz. Yo, gayet iyiyim. Sultanım, açmayacak mısınız artık? Ölürüm meraktan. Açacağım elbet. Kime yazmış acaba? Şimdi anlarız. İnşallah bu mektupla kendi ipini kendin çekmişsindir Anna. Ne yazar sultanım? Ne bileyim ben. Rus lisanında yazmış. Gülizar. Bana derhal Rus lisanı bilen bir cariye bul. Bulurum sultanım, iyi akıl ettiniz. Nihayet geldiler. Neden daha evvel düşünemedim? Hayrettin Ağa Rus lisanını bilir. Öyle mi? Öyle ya. Yarın ilk işim Hayrettin Ağa'nın yanına gidip bu mektupta neler yazdığını öğrenmek olacak. Gülizar, bu mektupta kesin gizli bir şeyler yazıyor. Yoksa niye gizlesin? Hakkınız var sultanım, muhakkak öyle. Muallime. Hayırdır, rengin pek solmuş. Yolculuk mu dokundu acaba? Alışık değilsin tabii safa yapmaya. Sana cefa olmuş belli ki. Yok sultanım, tam tersi. Pek eğlendim dün akşam. Keşke siz de olsaydınız. Ala ala. Tadını çıkardığın iyi olmuş. Ne de olsa son günlerin. Bıkmadınız değil mi bu boşluk kırdılardan? Yo, bilakis daha yeni başlıyorum. Validem. Kızım. Allah'ıma şükürler olsun. Sana bir şey olacak diye öldüm dirildim. Öyle merak ettik ki seni. Hem de nasıl? Seni çok özledik. Canım. Çok özledik seni Saliha abla. Ben de sizi çok özledim. Saliha, hoş geldin. İyi ki döndün. Seni çok merak ettik. Hoş bulduk. Of, neler geldi başıma. Anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Yaptıkları yetmezmiş gibi bir de Saliha'yı kaçırmaya teşebbüs etmiş. Belli ki bu ayın buralarda dolanıp durur hünkâr. Bul getir artık şu Fettah denen şeytana Namık. Bu sana son sözümdür. Gayrı mazeret kabul etmem, bilesin. Hayrettin Ağa. Ben de sizi arıyordum. Buyurun sultanım. Ne yaptınız? Mektubu tercüme edebildiniz mi? Maalesef sultanım. İmalathane için gelen belgelerin tercümesiyle uğraşırım. Hiç vakit bulamadım. Lakin ilk fırsatta tercüme edip size getireceğim. Size aciliyetinin olduğunu söylemiştim. Benim bir an önce mektupta neler yazdığını öğrenmem gerekiyor. Rica ediyorum, acele edin. Elbette sultanım, bağışlayın. Yarın sabah ilk iş mektubun tercümesini size getireceğim. Yarın sabaha bekliyorum. Bilesiniz. Hayırlı günler sultanım. Saliha, hoş geldin. Bilsen seni gördüğüme ne kadar sevindim. Başına gelenleri duyunca kahroldum. O kadar üzüldüm ki. Belli. Kederiniz beni yolcu ettiğiniz vakitten belliydi zaten. Gözyaşınızdan mendiliniz sırılsıklam olmuştu. Aa, gerçi siz beni uğurlayanlar arasında yoktunuz sultanım. Ben geldim. Yani gelecektim ama... Atlattığım badire sırasında epeyce düşünecek vaktim oldu. Dikkat edin sultanım. Eski Saliha yok artık karşınızda. Sultanım. Hayrettin Ağa, tercüme edebildiniz mi mektubu? Ettim sultanım. İtiraf etmeliyim ki muhteviyatı karşısında hayrete düştüm. Buyurun sultanım. Berhudar ol. Sağ olun sultanım. Havalarda pek bir sıcakladı. Derhal verin şunu bana. O kadar mı mahsurlu şeyler yazar içinde? Bana ait o. Nedir seni bu kadar endişelendiren muallime? Derhal verin şunu dedim. Ne oluyor burada? Burada dedim. Nedir bu? Hünkârım odasında buldum. Ben de size getirecektim. Kim bilir neler yazar ki içinde kitli kutularda muhafaza ediyormuş. Ya. Bir bakalım ne yazıyormuş. Canım babacığım, seni kendimden bile çok sevdiğimi söylerdim ya. Doğruydu. Hünkârım. Burnumda tütersin. Lakin saraya pek alıştım. Talebelerin bütün vaktimi dolduruyor. Hele ki hünkârımız. Onun şahsiyeti ve azametinin tesiri altında kalmamak kabil değil. Beni sakın merak etme. Afiyetteyim. Tez vakitte görüşmek ümidiyle. Anna. Bu kadar olamaz. Başka şeyler de yazıyor olmalı. Mesela ne? Bu mektupta ne yazmasını ümit edersin ki sana ait olmayan bir şey alırsın? Hünkârım ben... Bir şeyler gizler sandım. Hoşyar, sen şehzade validesisin. Müstakbel padişahın terbiyesiyle meşgul olacağına uğraştığın şeylere bak. Münasip midir? Bağışlayın hünkârım. Al Anna mektubunu. Haremde böyle şeyler istemem. Zinhar tekerrür etmesin. Elbette hünkârım. Biri o mektubu değiştirmiş olmalı. Yoksa neden bu kadar endişelensin ki? Bu işte bir hinlik var Gülizar. Sultanım, bana kalırsa öfkeden makul düşünemezsiniz. Mektup Hayrettin Ağa'daydı. O size zinhar ihanet etmez. O zaman başka bir şey olmalı. Of, çıldıracağım. Gene mi o baş ağrısı? Gülizar çık dışarı, kimse de girmesin. En ufak bir ses bile işitmek istemiyorum. Emredersiniz sultanım. Ben hemen hekim başından ilaç getiririm size. İstemez. Lakin... Gülizar çık dedim. Peki sultanım. Şehzademizin biricik validesi. Sarayımızın kıymetlisi. Hünkârımızın kadın efendisi. Zevzekliğe lüzum yok Amber. Ne diyeceksen de ve git. Sultanım işittiğime göre yemek yemez misiniz, ilaçlarınızı almaz mısınız? Ama ve lakin olmaz ki böyle. Hem biz hünkârımıza ne cevap veririz? Hünkârımızın umrunda mıyım sanıyorsun? Yalnız kalmak istiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ben sizin derdinizi bilirim sultanım. Ama ve lakin beyhude endişe edersiniz. Hünkârımızla muallim arasında zannettiğiniz gibi bir vaziyet yokmuş. İnanmam. Vallahi de yokmuş, billahi de yokmuş. Bakın aramızda sır olarak kalsın. Akşamları sadece Frenkçe çalışırlarmış. Frenkçe mi çalışırlarmış? Ya, lakin kimse işitmesin. Pek gizliymiş. Maazallah hünkârımızın kulağına giderse muallimenin hali nece olur? Hünkârımın kulağına gidecek. Ya da işin bitecek muallime. Telaş etme. Anlat bakalım tafsilatını. Şimdi... Şöyle. Ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi Gülizar? Bilirim sultanım. bütün haremi dolaşıp ballandıra ballandıra muallimenin hünkârımıza Frenkçe dersi verdiğini anlatacağım. Bununla pek iftihar edermiş, caka satarmış demeyi de unutma. Baş üstüne. Peki siz nereye gidersiniz böyle sultanım? Birinin de muallimlere haber vermesi lazım. Hünkârımıza Frenkçe öğretilmiş meğer akşamları. Ne? Sahi mi? Hı. Orada burada da ballandıra ballandıra anlatırmış herkese. Emin misiniz sultanım? Yanlış işitmiş olmuyorsunuz. Eminim. Muallime etrafta bunca alim varken hünkârımıza ben ders veririm diye hikaye edermiş herkese. Yaydın mı herkese? Hem de nasıl sultanım. Bütün saray işitti. Bu defa bu işten sıyrılamayacak. Hünkârımızı tanırım. En nefret ettiği şey güvenine ihanet edilmesidir. Gel. Hünkârım, bu gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar hüsnü hatmeşk ettim. Umarım ki siz beğenirsiniz. Bırak şimdi bunu. Hünkârım. Aramızdaki sırrı hiç kimseye söyledin mi? Frenkçe talim ettiğimizi mi? Evet. Anna bana cevap ver. Söyledim. Lakin bir kişiye. Söyledin ha? Sana bu sır ikimizin arasında kalacak dediğim halden de. Kaç kere konuştuk bu mevzuyu ha? Kaç kere? Kendimi teskin etmeye gayret ettim. Yok dedim. Anna böyle bir şey yapmaz. Benim itimadımı boşa çıkarmaz dedim. Lakin... yapmışsın. Hünkârım, yanlış anlamaya mani olmak için söyledim. Yoksa... yeter. Şu andan itibaren aramızdaki bütün münasebet bitmiştir. Çıkabilirsin. Hünkârım, bağışlayın ne olur. Bu kadar kızacağınızı bilsem katiyen kimseye söylemezdim. Sana çıkabilirsin dedim. Çok mu kızdı? Bir şey söyle güvercin. Sana kızdım de. Hay dilini eşek arısı soksun de. Hiçbir şey söylemiyorsan ne bileyim kuburk 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 falan bir şeyler yap. Bari sesini duyayım. Vallahi billahi bir tek Hoşyar Sultan'a söyledim. Onu da niye söyledim bir sor. Hoşyar Sultan'a mı söyledin? Aferin Amber. Hayırdır muallime? Bu ne öfke? Yoksa hünkârımız azarladı mı seni? Sen de söylemeseydin sırrınızı. Başlarda ben anlamaya çalışıyordum. Sevdiğini kaybedecek, sanır ondan böyle yapar diyordum. Lakin yok. artık emin oldum ki siz çok kötü insansınız. Öyle ki kendi menfaatiniz için Saliha'yı istismar edersiniz. Hünkârda müşkül vaziyeti bırakmaktan çekinmezsiniz. Lakin sanmayın ki bu fenalıklar yanınıza kalacak. Hepsinin bedelini ödeyeceksiniz. Bittiyse çıkabilirsin. Gördüğün üzere hazırlanıyorum. Hünkârımız birazdan çağırır. Yılansın sen. Ki ayı bile kıskandıracak kadar güzelsiniz. Hünkârımız pek talihli. Bu anı o kadar uzun zamandır bekledim ki Gülizar. Tadını çıkarmak benim hakkım. Eyvah. Amber, ne bu hal? Heh, şimdi yandın Amber. Nuruyla bizi aydınlatan Hoşyar Sultan bugün nasıllar? Sen bana iltifat ediyorsan mutlaka altından bir şey çıkar Amber. Çıkar ağzındaki baklayı. Aa, kalbimi kırıyorsunuz sultanım. Biz de güzele güzel derler. Güzel. İyi, hadi öyle olsun. Hünkârımızı görmek istiyorum. Malumatın var mı? Müsaittir değil mi kendileri? Şimdi müsait olduğu yalan sayılamazken aksini ispat etmek de mümkün değildir dersem başım ağrımaz. Bir dakika Amber. Sakın muallimeyle birlikte deme. Olur demem. Ben bundan sonra konuşmuyorum zaten. Bunca şeyden sonra hünkârımız onu nasıl affeder? Ben de yanamam böyle oturmaya daha fazla. Sizden defalarca af diledim, yalvardım. Umursamadınız bile. Lakin başkaları ne der diye siz beni boş yere oturtursunuz. Bütün bunlara sebep sensin Anna. Hünkârım, pişmanlığımı, üzüntümü daha kaç kere ifade etmem lazım. Daha fazla ne yapabilirim? İstemez. Vakit doldu zaten. Çıkabilirsin. Çıkmıyorum. Bu sefer de ben çıkmıyorum. Siz beni affedinceye kadar burada böyle oturacağım. Âlâ. Keyfin bilir. Ne yapacağım ben seninle böyle güvercin? Her şeyi alt üst ettin.